LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 98 gün çok değerli bir süre sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Eğer LGS'de başarı istiyorsak birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Bakın güzel bir söz var. Çin atasözü. Dağı yerinden oynatacak kişi İşe küçük taşlardan başlar diyor. Yani sizler şu anda yaptığınız o küçük küçük hatalar var ya. Fende, matematikte, inkılap tarihinde, Türkçe'de hiç fark etmez. O küçük hatalarınız esasında sizin dağı yerinden oynatmanızı sağlayacak. Yaptığınız her bir hataya değer verdiğinizde, o hataların çözümünü öğrendiğinizde, LGS'e girdiğinizde o soruların benzeri karşınıza gelecek. Ve 2024 LGS diyeceksiniz ki ya ben bu soruyu çözmüştüm, aynısı bir daha geldi. Ben bu soruyu yanlış yapmıştım. İyi ki kontrol etmişim. Aynısı karşıma geldi. O yüzden yaptığınız yanlışlara, çözdüğünüz sorulara çok dikkat edin ve ona göre dikkatli bir şekilde çözün. Şimdi Tuğçe Emir isimli bir öğrencimiz demiş ki birinci dönemden konu eksiğim yok. Harika. Şimdi ikinci dönemi bitirmeli miyim? Yoksa ikinci döneme geçmeden sadece birinci dönemle ilgili denememi çözmeliyim. Lütfen cevap verir misiniz demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Birinci dönemde konu eksiğiniz olmasa bile mutlaka ara ara hatalarınız çıkabilir. O yüzden sizler hem birinci dönemle alakalı hem de ikinci dönemle alakalı soruların olduğu denemeler çözmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz dün değil evvelsi gün LGS son 100 gün canlı yayın yapmıştık. O canlı yayın belki canlı yayın sekmesi olduğu için e, dikkatinizi çekmemiş olabilir. Hemen onu da izleyin. Orada yaptığımız uyarıları burada bir kez daha söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar LGS'ye kadar yapmanız gereken en önemli şey öncelikle ve evet, tabii ki 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 LGS sorularını yutun arkadaşlar. Bildiğin böyle bardağın içine koyup çayın içip yutun. Nasıl yani hocam yutmak ne demek? Buradaki soruları mutlaka çözün. Yanlış yaptıysanız bu soruların çözümünü arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize sorarak öğrenin. Çünkü Milletin Bakanlığı sorulara taklattır bir kez daha sorabiliyor. Bu çok önemli. Yani sen eğer buradaki yazım yanlış sorusunu anlayamadıysan, buradaki yazım yanlış sorusunu çözemiyorsan muhtemelen 2024'te de sıkıntı yaşayacaksın. O zaman bu konuyu çok çok iyi öğrenmeniz lazım. Veyahut da buradaki işte DNA genetik kod konusuyla alakalı bazı kısmı anlayamadıysan, buradaki resmi yorumlayamıyorsan muhtemelen o konu eksiğin vardır. Dolayısıyla LGS soruları çok çok önemli. Sonrası örnek sorulara bakın. Ardından da arkadaşlar mutlaka deneme çözün. Bu denemeleri çözerken Tuğçe'nin sorusu şu. Hocam birinci dönem denemesini mi çözeyim yoksa tüm denemeyi mi çözeyim? Şimdi ikinci dönem konularına tabii ki başlamalısın. İkinci dönem konularını tabii ki tekrar etmelisin. Ama ara ara birinci dönem denemeleri de çözerek tüm konulardan sorumlu olduğun yani hepsini bitirdiğin denemelerle kendini de görmelisin. Hatta bununla alakalı biz hızlanma programı hazırladık. Hızlanma programını geçmeden önce burada hem birinci dönem denemelerini hediye ettiğimiz hem de normal denemelerin olduğu hızlanma programını anlatmadan önce... ...geçen gün ee, son 100 gün canlı yayında söylediğimiz uyarıları bir kez yapmak istiyorum. Şimdi... Bir kez daha söylüyorum, LGS soruları ve web örnek sorularını mutlaka arkadaşlar yutmanız gerekiyor. Yani bir LGS sorusunu gördüğünüz zaman, ya ben bu soruyu ilk defa görüyorum değil, ben bu soruyu çözmüştüm, yanlış yapmıştım veya ben bu soruyu çözmüştüm, doğru yapmıştım diyecek kadar hakim olmanız lazım. Bu soruların benzerlerini LGS veya örnek sorularının benzerlerini size 2024'te bir kez daha soracaklar. İkincisi, haftada en az iki deneme çözün. Yani ne demek hocam? Bu şu demek. Burada az önce söylediğimiz gibi sadece birinci dönem konularını içeren ana denemelerinden çözebilirsiniz. Ve hızlanma denemelerinden çözebilirsiniz. Yaptığınız denemelerdeki hatalara bağlı olarak da soru çözmeniz gerekecek. Yani aldın sayısal 2023 çözün. Burada çarpanlar katlardan yanlışı mı çıktı? O zaman o konuyla alakalı soru çözmeniz gerekiyor. Burası da önemli. Ve yine kendinize hep güzel sözler söyleyin arkadaşlar. Asla moralinizi bozacak, yapamam, edemem, matematiğim kötü. Hayır böyle cümleler yok. Türkçem, inkılabım iyi, fenim iyi, matematiğimi de düzelteceğim demeniz gerekiyor. Hedefinizi password yapın. Bunu söylemiş bir kez daha söylüyorum. Böylece her seferinde onu hatırlayın. Yani kaç puan almak istiyorsunuz? 450 puan. 450, 450 diye yazın ve bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Aynı zamanda çalışmalarınız düzenleyin. dağınık bir ortamda çalışılmaz. Bu ne demek? Yani LGS'ye girdiğiniz önünüzde sadece sözel ve sayısal kitapçı bir de kalem olmayacak mı? İşte çalışırken de masanızda sadece çalıştığınız kitapçık ve kalem, silgi olsun. Başka bir şey koymayın. Kendinize ödüller de verin. Küçük küçük ödüller verin. Ben bu denemede sözel denemeyi çözdüğümde 40 50 soruda 40 net yaparsam işte kendime bir saat oyun hakkı veriyorum. Kendime yarım saat oyun hakkı veriyorum. Kendime e, bir saat gezme hakkı veriyorum deyin. Ve bunları da kullanın arkadaşlar. Şurası da çok önemli. Şu anda sınava az bir zaman kaldığı için etrafınızda enerjinizi alan kıl kıl tipler olacak. Yapamazsın. Matematik zor. Az bir zaman kaldı. Yüz günde kazanılmaz. Geçen sene girdik. Bunlardan uzaklaşın arkadaşlar. Şu anda tamamen kendinize dönük, bencil bir şekilde size zarar veren insanlardan uzak durmanız çok çok değerli. Hiç de bencillik değil bu. Çünkü geleceğinizle alakalı çok güzel karar almış oluyorsunuz. Sosyal medya şu anda sizi oyalayacak. Havalar ısınıyor yok Ramazan geliyor yok yaz tatili. Bunlar size bir sürü gereksiz bilgiler verecekler. Hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem YouTube'dan size saldıracaklar. Bunlara karşı ara verin arkadaşlar. Ve en önemlisi tabii ki uyku düzeniniz de çok çok değerli. Çünkü sınava sabahleyin gireceksiniz. Sınav 9.30'da başlayacak. Dolayısıyla beyniniz sabah saatlerinde erken kalkıp güzel bir şekilde soru çözmeye alışıyor olması lazım. Hocam kaç soru çözelim? Arkadaşlar günde en az 40 artı 50 90 soru kesin çözmeniz lazım. Okul haricinde. Niye? Çünkü sınava girdiğinizde 90 soru çözeceksiniz. Ama eminim ki sizler çok daha fazlasını 180 hatta 3 kere 9 36. 360 soruyu çözüyorsunuzdur belki de. Ama burada şu da önemli. Soruyu çözüyorum ama cevabını kontrol etmiyorum. Geç işe yaramaz. Soruyu çözüyorum cevabını kontrol ediyorum ama çözümünü öğrenmiyorum. Geç işe yaramaz. Mutlaka çözümünü de öğrenin arkadaşlar. Hızlama programında sizlere birinci dönem ana denemelerini hediye ediyoruz. Hızlama denemeleri zaten kampa ismini veriyor. Burada yaptığınız yanlışlarla alakalı çözünüz denemeyi analiz sayfalarına bakıyorsunuz. Paragrafta yanlışınız çıktıysa hızlanma ve odaklanmayı sağlayan, süre yönetimi sağlayan paragrafons kitabından. Matematik yanlışınız çıktıysa LGS matik denemelerinden bol bol soru çözüyorsunuz ve kendinizi pekiştirmiş oluyorsunuz. 4 Mart'ta başlayacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Hızlanacağız ve netlerimizi artırmaya devam edeceğiz. İnşallah o güzel liselerde sizleri bekliyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs>